Merdivene kadar yürü benim kızım. Tamam, yürü sen. Sokağa çıkarken, hastaneye giderken zorlanıyordu. Allah'ım, çayları kızıymış bu durumda. Öyle indiriyorum ben bunu. Annesinin sırtında taşınıyordu. Amca! Ancak o engelleri Isparta Belediyesi ile birlikte aştılar. Doğuştan engelli 17 yaşındaki Sude daha önce annesinin sırtında hastaneye gidebiliyor, sokağa çıkabiliyordu. Isparta Belediyesi'ne başvurdu annesi. Annesinin bu talebine belediye olumlu yanıt verdi ve belediye tarafından Sude için bir engelli rampası oluşturuldu. Sude artık engelli rampası sayesinde daha rahat sokağa çıkabilecek ve daha rahat hastaneye gidebilecek. Halife Sultan Mahallesi 3431 sokakta ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli Sude Işık, sokağa çıkmak istediği zaman veya hastaneye gitmesi gerektiğinde annesi Berna Işık'ın sırtında merdivenleri inerek tekerlekli sandalyesine binebiliyordu. Yıllardır bu şekilde hayatını sürdüren aile, Sude'nin yaşının ilerlemesi ve kilo alması dolayısıyla zorlanmaya başladı. Anne Berna Işık, kızı ne zaman dışarı çıkmak istese onu sırtına alarak merdivenlerden indiriyor, sokak başında tekerlekli sandalyesine bindiriyordu. Berna Işık, Isparta Belediyesi'ne başvurarak birinci katta bulunan evlerinin balkonundan sokak başına kadar bir engelli rampası yapılmasını talep etti. Talebi olumlu karşılayan Isparta Belediyesi, evin balkonuna kadar bir rampa yaptı. Rampa sayesinde annesi Berna Işık artık Sude'yi tekerlekli sandalyesiyle rahatlıkla sokağa çıkartabiliyor. Kızı Sude ile yaşadığı zorluğu anlatan Berna Işık, engelli rampası yapılması için belediyeye başvuruda bulunduğunu belirterek, "Belediye başkanımız sağ olsun talebimizi geri çevirmedi ve engelli rampası yaptırdı. Bundan sonra kolaylıkla kızımı indirip çıkartabileceğim," dedi. Kızım Sude Işık doğuştan engelli. Önceden kilo almadan yaşı küçükken sırtımda indirip çıkarabiliyordum. Şimdi yaşı büyüdü, kilo da alınca zorluklar yaşıyorum, indirip çıkaramıyordum. Belediyemize müracaatta bulunmuştum engelli rampası için. Sağ olsun başkanım Şükürbaş Değirmen talebimi geri çevirmedi. Engelli rampasını yaptırıverdi. Şimdi bundan sonra kolaylıkla indirip çıkarabileceğim. Günde 2-3 kere indirip çıkarıyordum. Zorluk oluyor. Şimdi hayatım biraz da olsa kolaylaşacak. Daha önceden hep sırtınızda taşıyordunuz. Evet, sırtımızda taşıyordum. İndirip çıkarıyordum. Adım atamıyor. Hem zihinsel hem bedensel. İşte bu yüzden şimdi kolay. Artık olur. Daha kolay olacak. Daha kolay olacak. Çok teşekkür ederim başta Şükürbaş Değirmen'e ve emeği geçen herkese. Çok teşekkür ederim. Ailenin talebini kısa bir süre içerisinde yerine getirdiklerine dikkat çeken Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kaya da "Artık ailemiz istedikleri zaman çocuklarıyla birlikte dışarı çıkıp dolaşabilecekler. Bunlar sosyal belediyeciliğin vermiş olduğu güzellikler," diye konuştu. Engelli kardeşimiz, tabii bazı ihtiyaçlarını ve hastane ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ailesi haftanın 3 günü 4 günü annesi özellikle annesi sırtında indirmek zorunda kalıyordu. Balkona engelli rampası yapılması ile ilgili belediyemizde talepte bulunmuş. Konuyu biz Sayın Başkanımıza ilettik. Sayın Başkanımız da hemen bir ekip gönderdi buraya. Ertesi gün hemen çalışmalara başladık. Bir gün içerisinde çalışmalarımızı tamamladık. Artık engelli ailemiz engelsiz bir şekilde sokağa çıkmakta, daha rahat bir yaşam sürmekte. Belki bu ailemiz çocuklarını sadece hastaneden hastaneye götürmekteydi.
Geri kalan günler ise havanın güzel olduğu günlerde belki çocuğumuz dışarıya çıkmak istese de çıkamıyordu. Ama şimdi çok şükür, yani çok güzel bir engelli rampası yaptık. Ailemiz ve çocuğuyla birlikte istedikleri zaman temiz hava alabilecekler, istedikleri zaman dolaşabilecekler. Tabii bunlar hep sosyal belediyeciliğin vermiş olduğu güzellikler. İnanın biz de bunları Sayın Başkanımızın talimatları doğrultusunda sonuna kadar yapıyoruz. Yani elimizden geldiği kadar talep olan yerlerin taleplerini değerlendirip uygun olanları yapmaya çalışıyoruz. Bu da bunlardan bir tanesinin örneği. Güle güle kullansınlar ailemiz. Teşekkürler. İnşallah hani bundan sonra gene bu şekilde sosyal belediyecilik çalışmalarımız devam edecek.